Organize suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce AKP için miting yapmış, oy istemiş ve birçok muhalif ismi tehdit etmişti. Oluk oluk kanlarını akıtacağız, kanlarıyla duş alacağız sözleri nedeniyle dava açılan Peker beraat etmişti. Aynı Sedat Peker bir süre önce yurt dışına kaçtı. Ve bu sefer Mehmet Ağar ve Berat Albayrak'la yakınlığı bilinen Pelikan grubuyla ilgili iddialarda bulunmaya başladı. İçlerinde Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AKP'li vekil Tolga Ağar'ın da olduğu bir takım iddialar. Fakat Süleyman Soylu bu iddiaları haber yapan gazetemizi terör örgütüyle ilişkilendirerek hedef aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Durum gerçekten vahim bir hal almaya başladı. Sizin de söylediğiniz gibi bu mafya lideri bir süre önce AKP'ye açıktan destek veren, Rize Kent Meydanı'nda AKP için oy isteyen bir figürdü. Ve bunun mafya lideri olduğu biliniyordu. Buna rağmen o dönemde bu kişiye ses çıkarılmadığı gibi yaptığı şeylere müsaade edildi. Yani bu kişi barış akademisyenlerini tehdit edip açık açık kendi sitesinden ve daha sonra da mitingde tehdit edip oluk oluk kan akıtacağız, o akıttığımız kanda yıkanacağız, duş alacağız diyen insan. O zaman biz bunları eleştirirken AKP çevresinden, iktidar çevresinden hiçbir ses çıkarılmadı. Bu insan doğum günü kanallarda, televizyon kanallarında kutlandı. Daha sonra madem ki bu kişi bugün Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir mafya pisliği, o zaman neden bu kişiye pasaport verilerek yurt dışına çıkmasına müsaade edildi? Ayrıca bir süre önce mesela Alaaddin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça kaç defa tehdit ettiğinde, mektuplar yazdığında, o zaman o mafya liderine ne yapıldı? Şimdi ortada ne yazık ki bunu geçmişte Türkiye, ben bugün de gazetedeki yazımda yazdım, 1990'larda da yaşadı biliyorsunuz, daha önce de yaşadı Susurluk olayı, herkesin aklına gelen olay. Devletin bazı kurumları ve görevlileriyle mafya liderlerinin, çete liderlerinin iç içe geçmiş bir takım faaliyetleri söz konusu. Bir takım kirli ilişkiler söz konusu. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi manşetinden bir soru sorduysa bunu sormayacak mı? Yani ne yapılması gerekiyor? Aynı şekilde Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirdiğinde de ona diyor ki işte bu mafya liderinin sözlerine dayanarak muhalefet yapmak ikiyüzlülüktür, çirkindir. Ya kimse normalde demokratik bir ülkede elbette mafya liderinin sözüyle ona güvenerek hareket etmez, edilmemelidir. Ama bu mafya liderinin suçladığı kişiler, bakınız Mehmet Ağar denilen şahıs eskiden İçişleri Bakanlığı valilik yapmış, çok üst düzeylerde bulunmuş bir kişi. Ve onun şu anda milletvekili olan, iktidar partisinden milletvekili olan oğlu, bir takım cinayetler, tecavüzler, korkunç iddialar var. Şimdi bunlar doğru olmamasını gönülden tabii ki herkes diliyor. Ama doğru değilse de bunların, bu şaibenin ortadan kaldırılması, soruşturulması gerekiyor. Şimdi ortada Cumhuriyet'in manşetindeki fotoğraf bir yalan değil, bir iftira değil. Açıkça bir takım insanlarla, çete liderleriyle devletin yetkililerinin bir araya geldiği görülüyor. Bunun sorulmayacak mı? Yani şimdi Süleyman Soylu diyor ki hesap vereceksiniz. Peki bunların hesabını kim verecek? Yani bunun hesabını vermesi gereken veya konuyu açıklığa kavuşturması gereken kişiler iktidarda şu anda. Yani bunu ne muhalefet açıklayabilir, ne medya açıklayabilir. Medyanın görevi zaten gerçeklerin ortaya çıkması için habercilik yapmak. Cumhuriyet'in yaptığı da odur. Yani karşı tarafa saldırma psikolojisi, bir kere suçluluk psikolojisi, ancak suçluluk psikolojisi içinde olan insan karşı tarafa bu şekilde saldırır. Eğer böyle bir takım iddialar varsa ne yaparsınız? Derhal kurumları işletirsiniz. Bir hukuk devleti ise burası. Derhal görevli tayin edersiniz ve bunların ne olduğunu herkes öğrenir. Yani bunun, halkın da bunu bilmeye ihtiyacı var. Böyle bu kadar çirkin iddiaların, korkunç ilişkilerin gündeme getirildiği, söylendiği bir yerde bu iftiraysa da halkın bunu bilmeye hakkı var. Gerçekse de bilmeye hakkı var.
O nedenle bu bir an önce biz gazeteciler olarak sesleniyoruz kendilerine. Ona buna yok her eleştiriye vatan haini, yok sen teröristsin, şusun busun, bunlardan bunları bir bırakmak lazım. Çünkü bu olayın üstünü kapatmak oluyor. Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmak oluyor. Bir kere şunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Gazetesi'ne bu tür ithamlarda, itiraflarda, iftiralarda bulunma hakkı kimsede yok. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin sicili gayet de temizdir. Kimse şüphe duymasın. Cumhuriyet Gazetesi bu ülkeye bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır. Cumhuriyet Gazetesi de o bağımsızlığın en önde gelen savunucularından biridir. Bir takım kirli ilişkiler içerisine girip o kendi bağımsızlığını lekeleyecek bir şuursuzluk içinde olacak bir kurum değildir Cumhuriyet Gazetesi. Aksine bütün tarihinde bu kirli ilişkilerin üzerine gitmiş bir basın organıdır. İlhan Selçukların, Uğur Mumcuların gazetesidir. O nedenle bu tür iftiraların hiçbir geçerliliğinin olmayacağını herkes biliyor. Yani bu bir geçerliliği yok. Ne yazık ki dediğim gibi olayın üstünü kapatmaya yarıyor. Bu Sedat Peker meselesi son derece ciddi ne yazık ki. Ve bu insanla geçmişte bir takım ilişkiler içerisine giren bir takım anlaşılmaz şeyler döndüren kişiler kendileri ve bunları bir an önce açıklığa kavuşturmalı gereken de kendileri. Bakın aynı şey mesela Gülen cemaatiyle de oldu biliyorsunuz. Yıllarca mesela onun bir suç örgütü olduğunu, bunun bir sivil toplum örgütü veya cemaat denilerek normalleştiremeyeceğini kanıtlamaya çalıştı insanlar. Başta da Cumhuriyet Gazetesi. Biliyorsunuz kimse yazmazken o zaman Hikmet Çetinkaya yıllarca bu cemaatle ilgili yazıp durdu. Ve ne oldu sonunda? İktidar içerisindeki bir takım çıkar grupları, çıkar ilişkileri zedelenince parçalanmaya gittiler ve işbirlikleri bozulunca ne oldu? O Gülen Hoca oldu FETÖ. Ama onun FETÖ olduğunu zaten yıllar önce birileri söylüyordu. 15 Temmuz'da ancak darbe girişimi olunca kendileri kandırıldık demeye başladılar. Şimdi aynı şey yani Sedat Peker veya Çakıcı için mi geçerli olacak? Neden o zaman bu Çakıcı gibi bir adam mafya lideri, muhalefet liderini açıkça tehdit edebiliyor ya? Buldunuz mu, ceza verdiniz mi, ifadesini alabildiniz mi, ne yaptınız? Bu insanları af çıkarıp serbest bırakan kimdi? Bir de onu da sormak lazım. Yani iktidarın bugün de yazdığım gibi küçük ortağı Alaaddin Çakıcı'yı açıkça sahiplenirken burada da Sedat Peker'le büyük ortağın bir böyle dayanışması söz konusuydu. Birkaç yıl öncesine kadar. Şimdi anlaşılan şimdi pelikancıları suçluyor kendisi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz. Doğruluğunu onlar kanıtlayacak ama bir takım AKP mensubu insanları suçluyor. O zaman bunu temize çıkarmaları gereken kişiler iktidar mensuplarıdır ve bunu hak etmekte. Yani bunu talep etmek de bizim hakkımızdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi de burada gazeteciliğini yapmayı sürdürecektir. O nedenle hedef şaşırtmaya, bir takım böyle gereksiz polemik yaratmaya da bence hiç gerek yok. Çok ciddi bir iddia vardır. Onun kanıtlanmasını, doğruluğunun ya da yanlışlığının kanıtlanmasını bekliyoruz, talep ediyoruz bunu hükümetten. Çok teşekkür ederim Cüleyha Hanım görüşleriniz için. Sağ olun, bize zaman ayırdığınız. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.